Sevgili izleyenler, ana haber bülteni sonrasında ajanda ile sizlerle beraberiz. Gerçi bugün geçen hafta Türkiye'nin gündemi hareketliydi dedik ama birkaç gün biraz duruldu. Elazığ'ın gündemi az önce aldığımız bir haberle farklı bir noktaya evrildi. Biraz hareketlendi. Detaylarından elbette bahsedeceğiz. Ama öncesinde ajandanın bugünkü konularını ve daimi yorumcularını paylaşmak istiyorum. Bugün şöyle bir konu belirledik sevgili izleyenler. Elbette ekonomi, siyaset, bunlar bizim ana gündemlerimizi oluşturuyor da. Bir de şehrin şöyle bir planın olması gerektiği kanaati üzerine ne olmak istediğine karar vermeli. Büyük şehir mi? Bütün şehir mi? Ve biraz da yani benim zorlamamla çıkan butik şehir mi? Yani avantajlarıyla bu usta yorumcularımızın şehrin kalkınması, gelişmesi, vatandaşların refah düzeyinin artması, huzurlu, mutlu bir şehir olmamız noktasında nelerin yapılması gerektiği bugünkü bizim ana gündem maddemizi oluşturuyor, ana konumuzu oluşturuyor. Kimlerle konuşacağız hemen söyleyelim. Bugün Sayın İş Adamı Yunus Evliyaoğlu yok, ajanda programına katılamadı. Fakat iş insanı Aytun Sunguroğlu ile avukat İbrahim Gök'le ve avukat Çağlar Duran'la biz konularımızı konuşmaya devam edeceğiz. Bugünün gündemi böyle. Mesajlarınızı elbette bekliyoruz. Az önce ana haber bülteni içerisindeyken bir son dakika gelişmesini ekranlarınıza taşıdık, sizlerle paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan'ın istifa haberi düştü. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında da böyle bir olay vardı. Sonrasında Zeki Kaplan tarafından yalanlanmıştı ve daha sonrasında Zeki Kaplan görevine devam etmişti. Ta ki şu zamana kadar. Az önce gelen bir bilgi ve henüz bu konuyla alakalı bir yalanlama, bir düzeltme bilgilendirmesi bizlere yapılmadı. Dolayısıyla konunun gerçekliği noktasında biraz daha artık emin olduğumuzu söyleyebiliriz. Kendisine istifası hem mail yoluyla, elektronik ortamla hem de sözlü olarak tevdi edilmiş bilgisi de bizlerle paylaşıldı, ulaşıldı. Bu da bir gündem olacak. Yorumcularımıza kısmen bu konuyu da soracağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani öncelikle hoş geldiniz. Girizgahım biraz uzun oldu. Evet. Farkındayım ama şehrin bu gibi sorunları var. İbrahim Bey, Zeki Kaplan'ın istifası çok kısa değerlendirecek olursanız ne söyleyeceksiniz? İstifa etti mi, ettirildi mi diye soruyorum. Görevden alındı diyelim, istifa demeyelim. Evet, öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii siyaset çok hızlı gelişiyor. Bu hafta biliyorsunuz bir partinin genel başkanı buradaydı. Ve dün de o partinin, Deva Partisi'nin il genel kongresi yapıldı. Murat kardeşim zannediyorum tekrar il başkanı oldu. Tebrik ediyorum. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin diyorum. Kardeşlerimize başarılar diliyorum. Çünkü neticede onların başarısı Elazığ'ın başarısı olacaktır. Evet. Elazığ'da siyasetin güçlü olması her zaman için Elazığ'a yeni kapılar, yeni ufuklar açacaktır. Tabii Zeki Bey konusunda zaman zaman bu tür spekülatif haberler de çıktı. Gerçek olan değerlendirmeler de yapıldı. Zeki Bey'i ben şahıs itibariyle çok seviyorum, açık söyleyeyim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugüne kadar böyle direkt teşkilatlarıyla ilgili bir yorum ve değerlendirme yapmadım. Ama Zeki Bey'in işte bu son seçimde biliyorsunuz zannediyorum 168 miydi oy? Diğer çok yakındı, evet. Çok yakındı. Kurayla seçildi zaten. Bülent Bey, kurayla seçildi. Bülent doğru. Seçkin kardeşim adaydı, rakip adaydı. Merkez ilçe 168. Pardon. Yani ben, Zeki Bey şey aldı yani, açık bir fark mı? Açık farkla mı aldı? Doğrudur. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Zeki Bey tabii demek ki Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi tabanını sevdiği, seçtiği bir adam. Bu arada Zeki Bey ulaşmak isterse programımıza da evet, katılabilir, ondan, onu da söyleyelim. Onun yani İlk ağzından da dinlemekte fayda var, evet. Varsa böyle bir durum. Tabii ben her zaman için ihtilallere karşı olan bir adamım. İhtilalleri ve muhtıraları çok yaşamış bir insan olarak siyasette de ihtilallere karşı bir adamım. Yani bir partinin il başkanını görevden almak demek, o partide o il başkanını seçen delegelerin görüşlerini ikinci plana atıyor demek veya çöpe atıyorsunuz demektir. Bu her zaman için yanlıştır, hatalıdır. Çünkü netice itibariyle ya bu adamı seçime sokmayacaktınız, eğer seçime giriyorsa ve seçimde büyük bir farkla da aldığını kıymetli kardeşim ifade etti, o zaman bu kardeşimizi
görevden almanız demek buradaki seçmene saygısızlık demek. Açık ve net. Başka bu bir şey yoktur. Bu bütün partiler nezdinde de değerlendirebiliyor. Bütün partiler nezdinde yani bunu değerlendiriyorum. AK Parti'nin belediye başkanlarını görevden alması süreci de vardı. Yani oradaki, çok yakın geçmişte. Belediye başkanlarının görevden alınma gerekçeleri farklı. Yolsuzluk iddiaları var, işte FETÖ iddiaları var, şunlar var, evet. Bunlar var. Ama bir partinin il başkanının görevden alınıyor olması, işte AK Parti'de de yaşandı biliyorsunuz, malum Ramazan Bey'i görevden aldılar. Biz o zaman da karşı çıktık. Hatta şunu söyledik, dedik ki en azından seçime kadar bu arkadaşımız gitseydi, buna tabii sonradan kendisine bazı payeler verildi genel merkez tarafından. Gönlü evet, alınmaya çalışıldı ama bir gerçek var ki siyasette seçime girip de kazanan, seçim alan siyasetçi arkadaşların her zaman için işini sonuna kadar kendi istekleriyle bırakmadıkları sürece kendi görev sürelerinin sonuna kadar gitmeleri her zaman için demokrasinin gereğidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tıpkı diğer eleştirdiği diğer partiler gibi. Çünkü zaman zaman diğer hatta Cumhuriyet Halk Partililer biliyorsunuz AK Parti bu il başkanlığı seçiminde görevden almalarda eleştiriyorlardı. Ve eleştirdiği diğer partilerin yapmış olduğu şeyi yapmakla da kendi içine bir çelişkiye, bir tenakuza düşmüş oldu. Ben tabii Zeki Bey'in şahsını şu amaçla destekliyorum. Seçime girmiş, kazanmış bir il başkanı. Dolayısıyla başarılı olup olmayacağı Elazığ halkının takdir edeceği, genel merkezinde takip edeceği bir konum. Ama böylesi bir adamı, sen seçim ne zaman oldu bilmiyorum. Kaç ay oldu? Şubat'ta ya Mart'ta. Yani 5-6 ay veya 7 ay önce veya 8 ay önce, bir sene olmadı. 8 ay önce seçilmiş bir adam, bugün ben seni görevden alıyorum ki çok ciddi bir sıkıntısını da duymadık. Yani, evet. Yani herhangi bir sorun da bize yansımadı. Bir sorun da yansımadı kamuoyuna. Dolayısıyla görevden alınıyor olması bence demokrasiye vurulmuş bir darbedir. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yaptığı bu darbeye de her zaman için itiraz ettiğimi bir kez daha ifade ediyorum. Peki. Aytunç Bey? Ben de Zeki Bey'le çok aşırı bir samimiyetim yok ama tanıdığım birisi. Tabii demin İbrahim Bey söyledi gibi zaten yukarıda aynı konuyu konuşurken ben de aynı duygular içindeyim. Yani bir seçilmişlerin bu şekilde olması biraz hani ikna edilip kendi istifası olsa daha nazik bir şey olur gibi geliyor bana. Ama bu tüm siyasi partiler için geçerli. Yani istifa ettirilmek ya da görevden almak değil de işte ikna ederek istifa ettirilmesi. Değişen bir şey olur mu? Yani sonuç itibariyle daha nazik bir iş olur gibi geliyor bana. Daha kibar bir iş olur yani o zaman. Çok da fark eden bir şey olmaz. Yani fark eden bir şey olmaz ama sonuçta şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Yani görevden almak arasında çok fazla bir ama nezaket farkı. Nezaket anlamında nezaket çok bir incelik var orada. Evet. Hani bu olsa daha iyi olur tabii. Haklarına hayırlısı. Sonuçta bir siyasi partinin en az da muhalefette olan bir partinin ana muhalefet partisinin bir il başkanı. Tabii buna mutlaka Gürsel Bey de bu konuda bir açıklama yapacaktır. Bekleyip göreceğiz kimlerin olacağını. Ama dediğim gibi yani ben de İbrahim Bey'le aynı görüşteyim. Bunların olması biraz daha böyle nezaket anlamında, işi çok germemek anlamında biraz daha bizim örf adetlerimize de biraz uzak bir şey kalıyor esas. Hani nezaket bizde biraz daha ön plandadır. Bu şekilde olsa daha iyi olur gibi geliyor bana. Peki. Ama her partide oluyor. Tabii. Sadece orası söylemedik. Genel olarak. Görüşebildin mi? Mustafa ulaşmaya çalışıyor şu anda. Telefonu meşgulmüş. Çağlar Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Yani biraz daha böyle yakın olduğunuz bir tabii aslında camiye. Ben Zeki Bey yakından tanıyan veya şey olarak söyleyeyim böyle bu grup içinde en yakından tanıyan biri benim. Zeki Bey biz hatta geçmişte bir dönem böyle şey de olmuştuk, rakip de olmuştuk. O zaman da söyledim. Ben hep Zeki Bey'le aramdaki ilişkiler hep böyle iyidir abi, kardeş ilişkisi nedir? Fakat yani henüz daha bu konu teyit edilmedi, sadece bir bilgi geçti. Ama ne derece doğru bilmiyoruz. Yani genel merkezin niye böyle bir şey yaptığını onun da çok gerekçesini. Yani şey normal devam eden bir süreç. Geçtiğimiz dönemler içerisinde biraz sıkıntılardan bahsediliyordu. Yani evet. Somut sıkıntı olmasa da temsilliyeti noktasında bazen eleştiri alabiliyordu vesaire konular Gürsel oluyor. Bey'le çatıştığı Gürsel Bey'le bir çatışma olayı olmuştu. Ya onlar oldu, geçti, gitti. Evet. Son zamanlarda böyle bir aralarında çatışma da oldu. Genel merkezin takdiri şu anda yani ne aşamada onu da bilmiyoruz. Onun için ben çok yorum yapmak da istemiyorum bu konuda. Peki.
Yani zamana bırakmak lazım. Gerekçesinde böyle bir şey var mı yok mu da daha tam net değil. Ben biraz da zamana bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Sevgili izleyenler, konularla alakalı ekranın altında bulunan numaradan bizlere mesajlarınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Şimdiki konumuz, az önce de bahsettiğim asıl konumuz, asıl mevzumuz. Acaba şöyle bir soru sorsam, çok mantıklı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama İbrahim Bey, size göre bu şehrin en önemli sorunu nedir? Bu şehrin en önemli sorunu tek bir cümleyle özetleyebilirsek öncüleri problemli. Temsil edenler mi? O manada. Şehre öncülük yapanlar. Siyasette, bürokraside, STK'larda bu şehre öncülük edenler, bu şehri yönetmesi gerekenler, bu şehirde abilik makamında olanlar, bu şehri yönlendirmesi gerekenler ne yazık ki problemli. Bu şehri şehrin istediği şekilde, şehrin gitmesi gerektiği noktaya doğru yönlendirmesi gerekenler, şehri kendi düşüncelerine, kendi menfaatlerine, kendi yanlış kanaatlerine göre farklı noktalara taşıyorlar. Evet. Sizce Elazığ'ın böyle bir problemi en büyük handikapı bu. En büyük handikap. Peki. O zaman konuyu biraz daha derinleştireceğim. Yani bugün size de bu arada gelen mesajları da kontrol ediyorum. Partilerle alakalı bazı mesajlar geliyor. Gündemi de kaçırmamaya çalışıyorum. Elazığ'ın kendisini tanımlaması için bir kimlik bulması gerekiyor mu? Önce bunu sorayım. Bir kimliğe ihtiyacı var mı? Elazığ kendi kimliğini tamamlayabildi mi? Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, hangi açıdan değerlendirseniz değerlendirin. Elazığ'ın böyle bir kimliğe ihtiyacı var mı yoksa zaten o kimliği var mıdır? Şimdi Metin Bey, şunu samimiyetle konuşmak lazım. Hep söyleriz. Elaziz doğunun batıya, batının doğuya açılan kapısı. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri itibariyle her türlü imkana sahip olan bir il. Küçük Türkiye ifadem, evet. Hep sık sık tekrarladığım ve beyin gücü itibariyle de gerçekten çok müthiş bir beyin gücüne sahip. Çok özür dilerim. Bu arada Yavuz Temizer de atmış olduğu tweetle doğruluğu, yani elimize gelen bilgi, parti içinde verdiğimiz mücadelenin bu kötü sonucu öncesinde şeyler var. Gidişatı değiştirmeyeceğine olan inancım İyi Parti'den istifa etmeyi kaçınılmaz kılıyor. Bu akşam itibariyle İyi Parti'den istifa ettiğimi bildiririm. Böyle de bir bilgilendirme geldi. Evet. Konuyu dağıtmayayım isterseniz. Sonrasında İyi bu konuda değerlendirirsiniz. İyi Parti tabii Elazığ'ın bir gücüydü Yavuz Bey. Evet. Bir ara genel yönetimde yer aldı. Sonra Antalya İl Başkanlığı yaptı. En sonki pozisyonu bilmiyorum. Son genel kurulda bir pozisyona geldi mi? Çok kıymetli bir hemşerimiz. Silinenlerden, evet. Yol açık olsun. Demek ki İyi Parti'nin geldiği nokta itibariyle Yavuz Bey'in idealleriyle, siyaset anlayışıyla örtüşmüyor veya Yavuz Bey onların anlayışıyla örtüşmediği için tıpkı bazı isimler gibi Yavuz Bey de bertaraf etmeye çalışıyorlar. Evet. Yavuz Bey'in de bu tavrı bence şerefli bir değerlendirme. Açık söylüyorum. Yavuz Bey adına söylüyorum. Peki. Şimdi biraz evvelki konuya dönecek olursak. Bu memlekette yeraltı, yerüstü zenginlikleri ve beyin gücü itibariyle muhteşem bir imkan var. Bu imkanı görmemezlik yapamazsınız. Siyasetçinin bunu görmesi lazım, bürokrasinin bunu görmesi lazım. Artı sivil toplum örgütçülerinin bunu görmesi lazım. Şimdi her alana bakarsanız bakın, hangi alana bakarsanız bakın, hangi pencereden bakarsanız bakın, böyle bir güç var elinizde. Bu kadar büyük bir güce sahip olan bir il bugün halen başka sorunlarla boğuşuyorsa, başka sıkıntılar çekiyorsa, yani çekmemesi gereken, işte işsizlik başta olmak üzere, plansızlık başta olmak üzere, yönetim acziyeti başta olmak üzere ve en önemlisi siyasetle halk arasında müthiş bir uçurumun meydana geldiği bir il konumundaysa, o zaman burada bir problem var demektir. Bu ilin kendisini tanımlama gibi bir derdinin olmaması lazım. Bu il madencilik ve mermercilikte muhteşem bir noktada olması gereken bir il. Bu pencereden baktığınızda bu il neredeyse bu bölgede bir numara. Hayvancılıkta bir numara olabilecek bir il. Tarımda bir numara olabilecek bir il. Su ürünlerinde bir numara olacak bir il ki zaten üretimde böyle bir imkana sahip. Bütün bunlarla beraber gerçekten Elazığ'daki beyin gücü itibariyle de her türlü imkana sahip bir ile baktığınızda kendisini yeniden tanımlama gibi bir derdinin olmaması lazım. Bu ilin o tanımlamanın dışında muhakkak ve muhakkak o mecrasında olacak faaliyete, gayrete yönlendirecek bir ekiple
bu ili istediğiniz noktaya, istediği noktaya taşıyabilecek bir güce sahip bu ili. O yüzden bu ili işte tarım ilim olsun, hayvancılık ilim olsun, yok maden ilim olsun, mermer ilim olsun. Bu il her yönüyle bir numara. Turizmde kış turizmi bu ilde var mı? Var. Tabiat turizmi var mı? Var. İnanç turizmi var mı? Var. Kaplıca turizmi var mı? Var. İşte turizm. Hayvancılıkta bu ilde 800 bin küçükbaş hayvan, 200 bin büyükbaş hayvanın, hatta 2 milyondan bahsediliyor da ben resmi olarak tam bilmediğim için şu an yanlış konuşmak istemiyorum. Hayvancılık açısından muhteşem bir potansiyele sahip. Kanatlı hayvanda 2-3 milyonluk bir üretimden bahsediyoruz. Bu bölge ihracatı sağlayan işte bir iki tane firma var malum. Hatta bir tanesinin gelinmesi konusunda da gayretleri ve katkısı olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum ben bunu. Tarıma baktığınızda biz Mayıs ayında çilekle başlıyoruz. Aralık ayında ayvayla final yapıyoruz. Böyle bir ilden bahsediyoruz. Artı şu an Kron'da Türkiye'nin %40'lık bir üretime sahip bir ilden bahsediyoruz. Kayısı'da her ne kadar Malatya Kayısı olarak söylense de Malatya Kayısı'nın %37'sini sadece bir ilçesinde üreten bir ilden bahsediyoruz. Mermer'de kaç çeşit mermerin olduğu bir ilden bahsediyoruz. Bütün bunlara rağmen bu il halen ekonomik olarak bir noktaya taşınamıyorsa, bu il halen gerçekten ciddi sıkıntılar içerisindeyse ve işsizlik Türkiye'deki nüfus oranının çok üstünde bir noktadaysa, bu ili yöneten insanların muhakkak bir sıkıntı olduğunu düşünmemiz lazım. Yani bu ilde yöneticilerde sıkıntı var demektir. Hangi pozisyonda olursa olsun ben tabii kimseyi isim olarak hedef almak istemiyorum. Ama bir gerçek var ki bu ilde yapılması gerekenler yapılmadığı için, projelerin, planlamaların yapılması gerektiği noktada yapılmadığı için bu il ne yazık ki sürünmeye devam ediyor. Dip yapmış durumda. Şimdi en basiti, sık sık konuşuyoruz ya, buradaki bütün arkadaşlarımız konuşuyor. İki tane projeden bahsediyoruz. İki proje yerine diğer iki projeyi yapsa bu ili uçururuz diyorduk. Demiyor muyduk? Evet. İşte Ulava sulama projesine 520 milyon TL harcanacaktı. Doğru mu? Kapalı sistem. Çok artı Pertek Köprüsü'ne 300 milyon TL harcanacaktı. 800 küsür milyon TL veya 1 milyar TL. Onun yerine 300 küsür milyon TL sen DSİ lojmanlarına, bilmem 700 milyon TL Kömürhan Köprüsü'ne verirsen, o zaman asıl önemli olan projeleri geri bırakmış olursun ve bu şehrin ayağına pranga vurmuş olursun. Biz kaç yıldır Kuzova'yı konuşuyoruz? 25 yıldır. Allah rahmet eylesin Gıyasettin Demirtaş öldü gitti. Kuzova projesi onunla ismi alınan bir projeydi. 13 sefer revize edilmiş bir proje ve bugün halen ne yazık ki çok... Dosya kapandı başkanım. Kapandı mı? Kapandı. Hayırlı olsun. Kapandı. Hayırlı olsun. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın daha geçtiğimiz günlerde işte şeyde Poyraz'da bulunan, Pelte'de bulunan su. Sıcak su. Evet. Ne oldu? Ne yaptık şu ana kadar? En son geçtiğimiz günlerde bir yeni çalışma vardı. Belediyenin bir çalışması vardı da. Yani iki yıldır bu çalışmayı bir noktaya taşıyamadık. Yani bu şehir deprem görebilir. Bu şehir koronadan etkilenebilir. Bu şehrin insanları sıkıntı yaşayabilir. Ama bu şehri planlayan insanlar, bu şehrin geleceğini planlayan insanlar yanlış yapmadığı sürece, yanlışa mahal vermediği sürece bu şehri bir noktaya taşırsınız. En basiti, bakın ben ısrarla bu şehirle ilgili planda problemlerden bahsederken, bu şehrin ikinci organize sanayi bölgesi şu an belirlenen noktada olmaması lazım. Ben bangır bangır bağırıyorum ki o kadar da bu işin teknik elemanı değilim. Ama birinci organize sanayi bölgesinin hemen arka bölgesinde hem hazine arasının yoğun olduğu, yapılaşmanın az olduğu, ciddi bir masrafa gerek olmayan, entegrasyonu çok rahat sağlayacağınız, artı havaalanına uzaklığı, demir yollarıyla bağlantısı, ana karayoluyla, çevre yoluyla bağlantısı itibariyle de çok cazip olan bir nokta bırakılıp, birilerinin arsası bir yerde olduğu için başka bölgelere, ikinci organize sanayi bölgesini taşırsanız, iş gemi, bilmem üniversitenin bilmem hangi noktasına taşırsanız, ikinci kampüsünün olduğu bölgeye taşırsanız, küçük sanayi sitesini halen bir çözümsüzlük üretemez duruma gelmişseniz, o zaman burada bu şehre ihanet ediyorsunuz demektir. Bunu görmek lazım. Yani bu şehre ihanet etmek sadece eline silah alıp bu şehirdeki insanları öldürmek değildir. Bu şehrin geleceğine ihanet etmek, bu şehrin bundan sonraki yapısal değişimine ihanet etmek de bu şehre ihanet etmektir. Bunu görmek lazım.
O yüzden bu şehirde bizi yöneten insanlara sesleniyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkesin vebali var. Bizim de vebalimiz var. Benim de vebalim var. Sizlerin de var. Sizler de bir basın mensubu olarak bunları sık sık dile getirmek zorundasınız. İbrahim Bey, çok güzel bir noktaya değindi ama buyurun. Şeyde Zeki Bey hatta değil mi? Durayım. Kulaklığımı almadığım için. Kıymetli Başkanım, duyuyor musunuz? Duyuyorum. İyi akşamlar. Beni Alo. Yönlendirirseniz arkadaşlar. Alo. Sayın Başkanım, sesim geliyor mu? Geliyor. Sizin geliyor. Benim geliyor mu? Yalnız rejiden ses geliyor arkadaşlar. Stüdyoya sesi aktarabilirseniz. Biz de Sayın Başkanımızın sesini net bir şekilde... Sayın Başkanım. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Az önce bir bilgi geldi. Doğruluğunu en net ağızdan duymak istedik. Nedir efendim mevzu? Evet, öyle bilgiyi ben de duydum. Tabii gerçek. Bugün MYK'mız Genel Başkanımızın Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanmış. Bu geç saatlerde. Evet. Elazığ birkaç il daha duydum ama Elazığ tabii biz kendi açımızdan söylüyoruz. Diğer illeri bilmiyoruz. Görevde alındığını ifade ettiler. İşte hem basında duyduk hem genel merkezde duyduk. Tabii bundan sonraki süreçte bunlar demokratik çerçeveler içerisinde olabilecek şeylerdir. Siyasi partiler içerisinde bunlar olur. Ama şunu belirtmek istiyorum. Elazığ kamuoyu biz örgütümüzle beraber her zaman alanlarda vatandaşlarımızın sorunuyla bile bir ilgilenen bir siyasi oluşumuz, bir il yönetimiyiz. Hem il örgütü olarak burada Elazığ'da bizler, ülkelerde ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız alanlarda, sahada vatandaşlarımızın sorunlarını çözüm bulmak için dertlerine bir nebze de olsa derman olabilmek için çalıştılar, gayret sarf ettiler. Bu tabii genel başkanımızın tasarrufudur, MYK'mızın tasarrufudur. Buna saygı duyacağız. Bundan sonraki süreçlerde partimize kırılmadan, küsmeden... Size sürpriz oldu mu efendim? Yani beklediğiniz bir şey miydi? Yani beklediğimiz şey değil. Bu, çünkü yakın zamanda kongre oldu. Bir de farkla kongreden çıktınız. Evet. Yani aradan bir zaman da geçmedi. Ne oldu? Evet, tabii 29 Şubat'ta biz bir kongre yaptık. Evet. Adaylarımız 3-4 aday olarak yarıştı. Adaylarımızla benim aramdaki oy farkında siz aşağı yukarı bildiniz. Bu ne demektir? Örgüt il başkanını tercih etmiştir ve oy vermişlerdir. O süreçte biz tabii kazanan ben değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütsel yapısı oldu. Diğer arkadaşlarımıza da başarılar diledik. Yolumuza, çalışmalarımıza devam ettik. Bugüne kadar hem deprem süreci hem koronavirüs sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak ilçelerimizle beraber, kadın ve gençlik kollarımızla beraber aktif bir şekilde alanlardaydık. Bugüne kadar, bugün dahi biz alanlardaydık. Genel merkezimizin aldığı bu karara da tabii saygı duyuyoruz diyecek başka bir şey yok. Yerimize bir arkadaş geldi, görevimizi uygun koşullar şeklinde şartlarda kendilerine teslim edeceğiz. Tüzüğümüz gereği 45 gün sonra seçim olacak. Evet. O seçim sürecinde de örgütümüz, delegasyonumuz ne yönde bir karar verirse biz de kendi pozisyonumuzu o şekilde değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Eğer o süreç ne şekilde neticeleneceğini şu andan bilmiyoruz ama her zaman örgütümüzün yanında, arkadaşlarımızın yanında, genel başkanımızın yanında olmadan çalışmaya devam edeceğiz. Peki. Geleceğim bundan ibaret. Sizlerin sorusu var mı? Arkadaşlarımız örgütümüz moralini bozmasın, motivasyonunu bozmasınlar. Örgütüne, partisine yararına çalışmaya devam etsinler. Biz de çalışmamızı sürdüreceğiz. Başkanım, tebrik ediyorum. Yani bir siyasi parti il başkanlığı yakışır bir tavır. Örgütün emrinde, partisinin emrinde bir il başkanı olarak bu duygularda olmanız ayrı bir sevindirici. Tabii bizim tepkimiz şu, seçimle gelen bir il başkanının, seçimle gelen örgütün tercih ettiği, büyük bir farkla tercih ettiği bir il başkanının görevden alınış şekli bizi rahatsız ediyor. Çünkü siyasette demokrasi çok önemlidir. Demokrasinin kurallarının işlemesi lazım. Bütün partiler için söylüyorum. Bu sizin partinin evet. içinde, bir başka parti içinde geçerli. Olmamalıydı. Ama sizin bu metanetinizi görünce benim söyleyebileceğim tek şey var. Allah yolunuzu açık etsin.
Peki. Başkanım çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız. Bundan sonra da yine hem medyada görev yapan arkadaşlarımıza hem siyasi parti faaliyetleri yürüten arkadaşlarımıza Elazığ'a ve ülkemizin yararına olan tüm çalışmaları, özellikle örgütümü ve örgüt kademelerindeki çalışmaları yine imkanlarım dahilinde, becerilerim dahilinde çalışmalarıma devam edeceğim. İhtiyaç duydukları zaman onların emrinde olduğunu belirteceğim. Belirtiyorum. Sağlık olsun. 100 gün değiliz, 40 gün değiliz. Bu bir görev değişimi olarak kabul edelim. Dediğim gibi demokratik kurallar içerisinde önümüzdeki süreci eğer delegasyonumuz uygun görse tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani dediğim gibi büyük bir farkla seçim almış bir il başkanı olarak, hem de hele 3 dönem üst üste aynı başarıyı sağlamış bir il başkanı olarak bunun yapılmasını da kamuoyunu ve sizin takdirlerinizde bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı, İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet. Zeki Bey'le de bir telefon bağlantısı, en azından en yetkin ağızdan konuyu teyit etme imkanını da yakaladık. İbrahim Bey, sözleriniz yarım kaldı. Evet, sözlerimizi aslında toparlamış olduk o cümlelerle. Evet. Dediğim gibi Zeki Bey'i bir kez daha tebrik ediyorum bu metanetli duruşundan dolayı. Tabii şunu da işaretini gördüm ben, yanlış da olabilir. Yani bir daha aday olabilirim havasında bir değerlendirmesi var. Örgütle beraber çalışmaya devam ediyorum cümlesinden bunu anlamak lazım. Çünkü atamadan 45 gün sonra da seçim olayı. Evet. Gerçekleşecek. Yine bu mevcut delegelerle, bilmiyorum mevcut delegelerle mi seçim? Tabii. Ya ondan dolayı bu değerlendirme olabilir. Zeki Bey'i bu açıdan tebrik ediyorum ama bir kez daha söylüyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun böyle bu tür görevden alma çok önemli, çok sıkıntılı bir pozisyonu olmadığı sürece olabilir. İnsanız, hata yapabiliriz, suç işleyebiliriz. Bir başka sıkıntı içerisinde olabiliriz ama hata yapmayan bir il başkanını görevden almanın da yanlış olduğunu düşünenlerdenim ben. Şimdi gelelim Elazığ'ı konuşuyorduk. Elazığ'da netice itibariyle herkes boynundaki vebalin farkında olmalı. Final cümlem oydu. Çünkü şu an 600 bin insanın yaşadığı, ki rakamlar düştü ama biz yuvarlak hesap yine 600 bin diyoruz. 600 bin insanın yaşadığı bir ilin yöneticilerinin 600 bin tane vebali vardır demektir. Bunu görmek lazım. Evet. Sadece yöneticileri kastetmiyorum. Sivil toplum örgütü yöneticiler de bu işin içinde. Artı siz medya, biz medya mensupları da bu işin içindeyiz. Herkes bu işin içinde. Herkes boynuna düşen görevi yerine getirmek zorunda. Bu ilin önünü açmak zorunda. Bu ilin müspet noktaya gitmesi için de gayret göstermek zorunda. Ha gösteremeyecek beceride olanlar, o beceriyi kendilerinde bulamayanlar veya işte şunun oğlu bunun kardeşi düşüncesiyle siyasette bir noktaya zembille inenler de kusura bakmasın. Bu ilin önünden çekilsinler, bu ilin önünü açsınlar, gölge etmesinler. Bu il kendi mecrasını, kendi noktasını bulur. Rahat olun. Çok teşekkür ederim. Çağlar Bey siz de devam edin. Bugün böyle gideceğiz Aytunç Bey. Son olarak size bu konuyla alakalı. Siz şehrin kendisini tanımlamasındaki en önemli problemi ne görüyorsunuz? Bu şehir bir kimlik kazanması açısından, yani az önce bahsettiğimiz ekonomi, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, yani bu kapsamda değerlendirdiğinizde istihdama dayalı şehrin vatandaşlarının mutluluğunu, huzurunu arttıracak unsurları göz önünde bulundurarak bu şehirde ne eksik, ne yapılmalı, çözüm öneriniz nedir? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Bu şehrin kimliği çok böyle bir konuyla alakalı değil. Az önce üstadın da belirttiği gibi madencilik olsun, tarım olsun, hayvancılık olsun, turizm olsun, üniversite olsun, her konuda kimlikle benimseyebileceği her alanda önü açık. Evet. Ancak bunu ön plana çıkaracak bir hamle yok. Nasıl hamle yok? Bahsettiğimiz gibi en basitinden bundan belediye seçimlerinden önceydi hatırlamıyorsam. Yani yaklaşık bundan 2 sene önce bir Poyraz tarafında bir sıcak su çıktı. Dediler ki bu sıcak su kaplıca değil de daha çok seracılığa uygun. Ama bakıyorsun 2 sene geçti hala çok yani hiçbir ciddi bir hamle yok orada. Evet. Hala olduğu gibi bırakıldı. Madencilik alanında derseniz özellikle Alacakaya bölgesi tam bir maden cenneti. Fakat ne hikmetse bir türlü bunu
ön plana çıkaracak, lokomotif haline getirecek bir hamle yok. Devamına bakıyorsun, hayvancılık dersen ki aslında Türkiye'deki hayvancılık anlamında en büyük aşiretler, en büyük aileler bu bölgede. Bu bölgede yapıyorlar fakat bunu özellikle pazarlama, böyle ön plana çıkarma alanında hiçbir faaliyet yok. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi organizasyon eksikliği. Yani bunu sadece siyasilere bağlamak veya ilim valisine, bürokratlarına tek başına atmak da çok doğru gelmiyor. Bunların hepsinin bir an evvel bir araya gelip organizasyonla bu işlerin, herkes kendi branşında bunları ön plana çıkarması lazım. Şimdi çevre illere baktığınız zaman çok bizim, inanın kaynak olarak bizim çok çok altımızda kaynakları var. Fakat ne hikmetse onlar bizden daha ön plandalar. Yani düne kadar, bundan 3-5 sene önceye kadar hatırlarsanız Bingöl'den alışverişe bile Elazığ'a geliniyorken, bugün ben bir haberlerde gördüm, Bingöl'de 7. noterlik açılmış. Evet evet, hemen Adliye'nin yanında. 7. noterlik, biz Elazığ'da hala 4'ümüz. Perşembe günü gördüm. Yani bu bile... Bunda bir yanlış yoktu değil mi? Yok yani, 7. noterlik açılmış. Bizzat gözümle gördüm, hatta sordum bu 7. noter ne? Dediler Cevdet Bey'in katkısı, sağ olsun. Halbuki noterler için bir şey vardır. Nüfus sayısı var, nüfus oranı vardır. İşlem sayısı var. Evet, Elazığ'da 4 tane, Bingöl'de 7 tane, ona göre hesaplayın. Yani düşünsenize, bir noterlikte bile, yani bu bir hizmet. Bu bile eğer Bingöl bizim önümüze neredeyse 2 kat kadar geçmişse, 2 kat kadar geçmişse demek ki yatırımda, yönlendirmede veya o şehirle ilgilenmekte bizim açımızdan bir eksiklik var. Evet. Yani bu tamamen her zaman sürekli söylediğimiz gibi, yani 18 senedir AK Parti hükümetinde bir Elazığ bakanlığın verilmemiş olması. Kaç hükümet değişti bilmiyorum ama kaç defa revizyona girdi. Bakın, bir Bingöl'deki bir bakanın olması, bırakın artık bu hayvancılıkla ilgili fabrikaların oraya akmasının veya yatırım yapılmasını yaptı. Onlardan vazgeçtim. Noterlik bile sayımız neredeyse bizim 2 katımıza çıktı. Yani bir Elazığ'daki noterlere gittiğiniz zaman ana baba günü siz tercihsiniz, daha iyi bilirsiniz. Elazığ'da bunu yeni yeni 5. noterin lafı geçiyor. Yani bize de 5 geliyor ama hala Bingöl'de 7 iken bize 5 geliyor. Yani burada siyasilere de tabii ki bir görev düşüyor. Bence onlar da çok bu işi layıkla yerine getirmediler bu dönem içinde. Hep yatırımlarımız yarım kaldı. Hep yatırımlarımız yanlış yönlendirildi. Ve o yanlış yönlendirilmeye de devam ediyor ki, yani biz bir deprem sürecinden geçtik. Şehir ağır yaralı. Buna rağmen hala böyle ciddi bir, yani şehrin ekonomisine, şehrin ticaretine, şehrin yapısına bir böyle ciddi bir müdahale aylardır görmedik. Ki yani geçmiş dönemde görmedik ama bu dönemde bizim buna en muhtaç olduğumuz dönemdi. Şu anda bizim ekonomimizin en sıkıntılı olduğu dönem, depremden sonra binalar yıkıldı, insanlar ek bir yükün altına girdi. Ekonomi, ülkenin ekonomisi kötüye gidiyor. Ama şimdi sen bunu tüm Türkiye'de, tüm dünyada ekonomi kötüye gidiyor ama sen tutup bunu Zonguldak'ta Türkiye'nin en mutlu olan şehri Sinop'la kalkıp da Elazığ bir edemezsin. Çünkü Elazığ depremden geçirdi. Şu anda bu şehrin acilen ekonomik müdahalelere ihtiyacı var. Nasıl ekonomik müdahalelere ihtiyacı var? Yatırım, ya acilen buralara yatırım yapılmalı. Bu şehrin ekonomisini ayağa kaldırmak için deprem için bir komisyon kurmadınız ama bari ekonomisini ayağa kaldırmak için bir komisyon kurulmalı. Evet. Bir an evvel gelip bu şehre el atılmalı. Çünkü yani yoksa bu şehir eriyecek, kaybolacak, nüfus kayacak, göçler başlayacak. Çünkü zaten bu şehir dengesiz bir göçü aldı zamanında. Şimdi bizim Elazığ'ın aslında şeyi çok değişti, yapısı. Sosyolojik yapısı değişti. Demografik yapısı değişti. Doğudan korkunç bir göç aldık. Bir kademe olduk biz buraya, batıya gitmek için. Yani burada bir insan gücü oldu. Bunun ekonomiye dönüştürülmesi çok kolay olacaktı. Fakat bununla hiçbir şey yapmadık. Elazığ'ın yerel işsiz sayısını daha çok arttırdık. Çünkü gelen kalabalık aile geldi. Bir kişi işe girdiyse geriye kalan işsiz kaldı. Çünkü zaten ticaret ve ekonomi çok iyi değildi. Üretim çok iyi değildi. Acilen Elazığ'ın sanayisine el atmak lazım. Onun yanında hayvancılığı biraz daha
doğru yatırımlarla bir an önce ayağa kaldırması lazım. Yani desteğinin asıl yapması gereken işi bir an evvel yapması lazım. Yani hep eleştirdik, bir yıla yakındır aynı şeyi eleştiriyoruz. Sürekli lojman diyoruz ama haklıyız. Yani bu tarıma dönmedikçe, bu sulama sorunları çözülmedikçe biz bunu söylemeye devam edeceğiz. Çünkü ancak bunu her gün tekrarlayarak belki insanlara bunu yaptırmanın yolunu bulmaya çalışacağız. Öteki yandan siyasilere dediğim gibi burada asıl sorumluluk onların boynunda. Ne diyeceksiniz? Zaten dikkat ederseniz seçimden önce hep bu vaatlerle geldiler. Hep bunları söylediler. Ekonomi iyiye gidecek, ticaret iyiye gidecek. Şunu getireceğiz, bunu getireceğiz. Ama geçmiş dönemlerde de şimdiki dönemde de bakıyoruz ki çok ciddi bir yatırım. Aslında çok ciddi doğru bir yatırım yok. Şehrin belki sirkülasyonunu sağlayacak Pertök Köprüsü varken biz onun yerine gidip de diğer köprü yapılması çok doğru bir yatırım değil. Bundan sonra aynı hataya düşmemeli. Bence şehrin artık özellikle bu STK'lar bir araya gelip mutlaka artık şehrin gerçek ihtiyaçlarını, gerçek önceliklerini şöyle yukarıdan aşağı doğru bir sıralamalı. Biz Belaz'daki STK'ların hatırlarsanız bundan birkaç hafta önce konuşmuştuk. Hep aynı şeyi söylemiştik. Yani demiştik STK'lar bu işi ciddiye almıyor. Aynen de öyle, ben yine aynı şeyi söylüyorum. STK'lar ciddiye alıyor da STK'lar muhatap olduğu siyasiler ne yazık ki STK'ları ciddiye almıyor. Şimdi STK'lar tam görevlerini yerine getirmiyorlar. Bir kısmı zaten sadece plaket alıp verme görevini üstlenmişler. Bir kesimi siyasette kendini gösterme. Diğerleri ise genel merkezlerine gönderdikleri bildiriyi çıkıp da bir yerlerde okumanın derdindeler. Bundan öte yaptıkları hiçbir eylem yok. Yani bir an evvel bu şehrin ihtiyaçlarının ne olduğu belirlenip kaynakların sadece ona aktarılmalı. O ön plana çıkarılması lazım. Yani bu eksiklikte aslında bunları yaparsak, çünkü niye diyeceksiniz, merkezi teşkilat Elazığ'daki ihtiyacın çok bilmeyebilir. Ama bunu bildirmesi gereken de buradaki STK'lar siyasilerin üzerinden STK'lar yapması lazım. Bunlar çok pasifler. Siyasiler zaten kendilerine geleni böyle isteme mantığı olmadığı için yani bizim siyasilerimiz şu andaki özellikle milletvekilleri olsun, belediye başkanı olsun çok istemeyi bilmiyorlar. Hatırlarsanız Sayın Şahin Şerifoğlu Cumhurbaşkanı'yla bir toplantıda şeyi istemişti. İstasyon caddesindeki evet. O karayollarının bir yerini istemişti. Günlerce burada kıyamet koptu dediler. Cesarete bak, nasıl bir medeni cesaret gösterdi ve bunu kopardı. Aslında bu olması gerekendi. Fakat biz alışmadığımız için, görmediğimiz için bize çok böyle büyük bir şey geldi. Ama olan buydu. Doğru olması gereken buydu. Bunu sadece... Biz Ali Şekerdağ'dan alışmıştık. Rahat ol. Ali Şekerdağ aslanlar gibi çıkıp başbakanlar istemedi. Yani. İşte sadece karayolları değil. Bütün... O İdris Bey'di. İdris Alan. İdris Alan başkandı. İdris Alan başkandı. İdris Alan başkandı. Kusura bakmasın. Neydi? Bir sabır ya mübarek mi? Öyle evet, bir şey vardı. İdris Alan bu şey 6. bölge. Tabii 6. bölgeyi İdris Bey'in döneminde alındı. Başkan Allah... Evet. Seyrediyorsa selam ve saygı evet. sunuyorum. Başına. Yani dememi bizim artık ihtiyacımız neyse bunu belirleyip bunu istememiz lazım. İstemek de yetmiyor. Bunu koparmamız lazım. Başka türlü bu şehir ayağa kalkmaz. Peki. Çok teşekkür ederim. Bu ara İsmail Koncuk da istifa etti İYİ Parti'den. Adana Milletvekili. Eski sendikacı biliyorsunuz. İYİ Parti'de bir sancılı süreç devam ediyor. Aslında siyasette kazan kaynıyor. Dikkat edin, her tarafta kazan kaynıyor. Yani siyasette bir kazan kaynıyor ama bazıları bu kazanı soğutmasını beceriyor, bazıları beceremiyor. Bazıları odun atıyor, odun kaynıyor. Bazıları kaynayan kazana odun atmaya devam ediyor, bazıları da soğutmasını beceriyor. Aytunç Bey devam edelim. Sizler, şimdi siz... Şimdi ben... Evet. Dur, ben sorumu tamamlayayım. Buyurun. İş insanı kimliğiniz var ama yani büronuzda oturup vatandaştan bir haber olan bir iş insanı değilsiniz. Sürekli vatandaşla da iç içe. Onun aşıyla, ekmeğiyle, bulguruyla bunlara hitap eden bir iş sahanız var. Bu bir ayağı. Bir de siyasi kimliğiniz var. Genel meclis üyesisiniz. Bu haseple de gözlemleriniz çok kıymetli, çok önemli. Şimdi siz Elazığlıları
Elazığ gözlemlediğinizde şehrin en önemli problemi olarak sizce, yani net bir problem, tek bir cümleyle istiyorum. Sizce şehrin en önemli problemi nedir? Hemen söyle. Cevabını alayım, sonrasında sorum gelecek. Tamam. Plansızlık. Şimdi İbrahim Bey dedi ki temsiliyet. Yok, benimki plansızlık. Plansızlık. Devamını getirebilirim, dibini doldurabilirim isterseniz. Bu açılımda devam edelim. Şimdi biz yaklaşık 3 aydır, hatta daha fazla oldu, 6 aydır diyeyim. Çünkü bu koronavirüs meselesi başladıktan sonra biz siyasi taraftan başlayayım ilk önce. İl Genel Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bir şeyi ön plana çıkartmaya çalıştık. Dedik ki bu şehirde bir planlama yok. Evet. Biz bu şehirde ne olacağız? Sanayi şehri mi olacağız? Kültür şehri mi olacağız? Turizm şehri mi olacağız? Tarım şehri mi olacağız? Bir defa buna karar verilmesi lazım. Ve İl Genel Meclis'teki tüm söylemlerimiz bunun üzerine. Bunun yalnız o kadar çok detayları var ki, biz eğer tarım şehri olacaksak bir tarım kültürü oluşturmamız lazım. Bu hele hemen yarın sabah olacak bir iş değil. Sanayi şehri olacaksak sanayi kültürü oluşturmamız lazım. Yani sanayi sanayide çalışanların bir kültürünü oluşturmamız lazım. Evet. Mesela bugün bu kültür nerede var derseniz, sanayi anlamında Kocaeli'nde var. Tamamıyla bir sanayi işçi kültürü var. Hı hı. Bizde maalesef bunların hiçbir tanesi yok. Biz hep söylemlerimize şu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Valimizden ben bu konuda çok fazla bir şey beklemiyorum. Çünkü onlar tayinen gelip gidenler. Ve bu işteki sadece toplayıcı bir birim. Evet. Bizim siyasi irade, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin ortak verecekleri bir karar. Ve bu kararın altında da sonuna kadar dibini doldurarak bir çalışma yapma, yani bir çalıştay yapılması lazım. Fakat bu çalıştayı da sürekli hale getirmek lazım. Yani bugün bir şeye karar verdiniz, tarım şehri yapacaksınız. Ki bizim özellikle daha önceki programlarda da anlattım. Biz İl Genel Meclis'te bir karar aldık. Bundan sonraki 3 yılımızı tarım yılı ilan edelim diye. Bu seneki bütçelerimizi de bunun üzerine yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi kurduğunuz, yapmış olduğunuz, seçmiş olduğunuz konuyu iyi irdeleyip bunun sürekliliğini getirmek lazım. Çünkü bu öyle yarın sabahtan olacak bir iş değil. Karar verdikten sonra bunun ekimi, hı hı, çalışacak işçi sayısı, üretilenin satılması, bunların hepsi bir bütün. Şu anda Ticaret Odası bu konuyla ilgili çalışmaları var. Ama benim anladığım kadarıyla siyasi irade tarafından yalnız bırakılıyor. Çünkü siyasi iradenin, ben milletvekiline isim de vereceğim, bu konuda bir tek dertlenen yine ben Metin Bey'i görüyorum. Cidden Metin Bey'i görüyorum. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Şimdi bakın ben İbrahim Bey size bu hususunda bu tebessümünüz hakkında soruyor. Hayır, sorabilirim. Yani. Şahsi fikrim. Yani niye? Sebepleriniz de yani. Çünkü bu konuda biraz daha konuştuklarım, yani karşılıklı konuştuğumuzda bu konuda biraz daha böyle işin içinde gibi görünüyor. Yani biz kendisiyle mesela geçen gün bir dışarıdan bir yatırımcı getirmek için kendisiyle bir yerde buluştuk. Bolu'da. Bir firma için gitmiştik. Oraya hiç üşenmeden çıktı geldi ve bu konuda orada da sohbet ettik. Ama bana göre diğerleri bir araya gelemediği için, bakın tekrar söylüyorum, mülki amirlik bu işte birinci dereceden ise de toplayıcıdır. Burada sivil toplum örgütleri bu işe karar vermeli ve Elazığ'a yapılacak en büyük yatırım bana göre şehrin ne şehri olacağına karar verilmeli. Bugün Bolu'ya baktığınız zaman Bolu tamamıyla sanayi şehri. Yani artık sanayi şehri olmak için geç değil midir peki? Yani ağır sanayiden bahsediyoruz. Hayır, ağır sanayiden bahsetmiyor mesela. Tarım, esasında Bolu tarım şehri ama tarımın sanayisiyle beraber ne kurmuş? Tarıma dayalı sanayi de olabilir. Yani ama, tarım artı sanayi. Tabii, evet. Bizim ne işi olarak, mesela biz bir tekstil kent diyor, bir şey, tekstil vadisi diyoruz. Burada çalışacak insanların psikolojik anlamda beynen tekstil işçisi olabilme yeteneklerini geliştirmemiz lazım. Yarın fabrikalar açıldı. Göreceksiniz o kadar çok değişim olacak ki. Çünkü bir tekstilin boya atölyesinde çalışmak çok önemli bir hadisedir. Oradaki o kokuda çalışmak, onu içine sindirebilmek. Biz bir turizm şehri miyiz? Değiliz. Bizim magnetimiz yok arkadaşlar. Yani bir turizm şehrine birisi geldi bir hatıra bir şey alacak. Var var, Harput'ta var. Var da onlara baktınız mı ne kadar profesyonel, ne kadar
Var ama maliyetimiz var. Var da işte şunu atmaya çalışıyorum. Yani bunun çeşitliliği olması lazım. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ben az çok dünyayı gezdim. Bu konular benim için çok önemli. Ve biz bir eser bırakmak istiyorsak siyasi irade, bürokrasi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek bir şeye karar vermeli ve bunu da sonuna kadar takip etmeli. Yani bu bir yıllık, iki yıllık, beş yıllık projeler değil bunlar. 10 yıllık, 15 yıllık projeler. Evet. Günün çağın şartlarına göre. Yani bugün düşünebiliyor musunuz? Bizde kitlesel bir tarım yok Metin Bey. Daha önceki programlarda da bunu ifade etmeye çalıştım ben. Kitlesel tarım olmadığı için bizde tarım işçisi yok. Tarım işçisi olmadığı için bizde tarım ürünleri pahalı. Çünkü onu... Tarım işçileri geliyor. Baskil'de, bakın, Adıyaman'dan, Urfa'dan... Kitlesel tarım var diye geliyor. Ben evet. Elazığ'ın bünyesi tamamı için söylüyorum. Yani bugün ben o Baskil'e gelen kişilerle görüştüğümde biz 8 ay çalışıyoruz diyorlar. Fındıktan başlıyor. Bölgeye gidiyor. Fındığı yapıyor. Adana'da pamuğu yapıyor 2-2,5 ay. İşte Malatya'ya geliyor, kayısıyı yapıyor 2-2,5 ay. Adam iaşesini oradan sağlıyor. Elazığ'a geldiğinde ne yapacak? 2-2,5 ay iş vereceğimiz bir iş yok ki bizim. Doğru. Çünkü kitlesel tarımımız yok. Sanayiye baktığınız zaman göreceğiz. İnşallah olmaz. Organize sanayi bölgesinde tekstil hakikaten 7.000-8.000 kişinin çalışacağı tesisler kuruluyor. Önümüzdeki sene biter. Allah nasip eder, bir aksilik olmazsa. Nasıl personel alacaklarını göreceğiz. Nasıl sıkıntı yaşayacaklarını göreceğiz. Ne olacak biliyor musunuz? Demin Çağlar Bey'in söylediği gibi. Bize dışarıdan insanlar sosyolojik yapımızı ve kültürel yapımızı bozacak. Biz buradan yetiştirmezsek. Bildiğim bir şey var. Bir tekstil firması şu anda dışarıdan personel getiriyor. Buradakileri burada bulamadığı için. Yani bizim tepeden tırnağa bir seferberliğe ihtiyacımız var. Siyasi irade oturacak, günlük çekişmeleri bir tarafa bırakacak, Elazığ'a bir eser bırakmak istiyorlarsa, bunların zamanında düğmeye basıldı demelerini istiyorlarsa, yoksa bir köyün yolunu yapmış, iki tane dal işe almış. Yine siyasi iradeye dayanıyor değil mi? Tabii. Yani çünkü onlar bu işin devamlılığını sağlayacak. Tamam. Yani şuraya bina yaptım, köprü yaptım değil, insanların cebini dolduracak, vatandaşı refah seviyesini artıracak işler bunlardır. Yani organizede 5 fabrika açsanız bugünkü teknolojide çalışacak adam sayısı belli. Evet. Ama biz tarıma dayalı sanayiyle beraber büyürsek bana göre çok büyük bir imkan sağlarız. Biz şu anda bunu kendi çapımızda yerel meclis olarak buna hazırız. Burada fikirlerimiz var. Özellikle bizim kendi grubumuz. Bu konuda her toplantıda bunu ön plana çıkararak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her ortamda bu konuda hem il yönetimimizin bize desteğiyle beraber bu işi sonuna kadar götürmek istiyoruz. Ve artık papağan gibi her yerde oturup bu konuyu konuşuyoruz. Şimdi konuştunuz. Güzel. Evet. Sorunlardan da bahsettiniz. Bu da güzel. Bir katılmadığım noktalarla ifade edebilir miyim? Tabii buyurun. Buyurun orayı söyleyin. Evet. Şimdi açık yüreklilikle öncelikle tebrik ediyorum. Yani bir hedef koymuşsunuz. Elazığ'ı tarım açısından geliştirme düşüncesinde. Sadece olabilir. Tarım değil başkan. Buradaki yani, oturup hep belki bizim gelecek 3 yılı tarım için. Tarım için. Evet. Şimdi Elazığ'ın diğer değerlerini göz ardı edemezsiniz. Bu bir. Yani biraz evvel saydım. Turizmin her çeşidini yaşayan bir ilden bahsettim. Alacakaya bölgesinde kardeşim bahsetti. 4-5 bin tane köle gibi çalışan eleman var orada. Köle gibi. Yerin altında asgari ücretle çalışıp birilerine kölelik yapan 4-5 bin tane kardeşim var orada. Doğru. Bunu göz ardı edebilir misiniz? Edemiyoruz. Bakın biz bölgesel dedik. Özür diliyorum. Toparlayayım. Mermerde şu an 30 küsür çeşit mermerin yoğun şekilde üretildiği ama bir şekilde Elazığ'a katkı sağlamadan sadece işin hamallığını yaptığımız bir olaydan bahsediyoruz. Evet, doğrudur. Şimdi siz il genel meclisi olarak istediğiniz bütçe, istediğiniz yer için harcayabilecek misiniz? Harcayamayacaksınız. Bu sene il genel meclisi bütçesi nereye gitti? Doğukent'teki stada mı gitti? Bilmem neredeki nereye mi gitti? Bak, evet. Bu, samimiyetle konuşmak lazım. İşte o yüzden dönüp dolaşıp olay bu işi yönetenlere geliyor. Yani bu işin Sayın Valim de bu işin içinde olmalı. Sayın Milletvekili arkadaşlarım da bu işin olmalı. Saydık onları zaten. Bizi yönetenler diyorum ben.
Yani siz hangi kararı alırsanız alın, hangi düşünceyle hareket ederseniz edin, Elazığ'ın gerçeklerini göz ardı ettiğiniz sürece siz vallahi Elazığ'a bir çivi çakamazsınız kardeşim. Yani şu memleketin yöneten insanlar doğru düzgün yönetebilse, doğru düzgün yönlendirebilse, doğru dürüst harcasa, planlı programlı olsa neyi nereye harcayacağını, kendi işlerinde harcadığı paranın kuruşunun hesabını yapan insanlar bir harcama noktasına bürokraside veya siyasette gelince vurdum duymaz bir şekilde harcıyorsa, tüytüsü bitmemiş yetimin hakkını sağa sola çarçur ediyorsa, o zaman kusura bakmasın, burada bir problem var. Yani unun, şekerin, yağın olduğu bir ilde sen helva yapacak aşçının sıkıntıları varsa kusura bakmasın, o helvayı yapamazsın kardeşim. Şimdi İbrahim ve Berat da hemen şunu ifade edeyim. Baştan da söyledim. Bölgesel anlamda şehrin değerlerini göz önünde bulundurarak ana konumun seçilmesi. Yoksa ortaya karışık yaptığınızda bugünkü hal kalıyor. Karışık yapmayın. Hayır, karışık yapmayın. Biz onu söylüyoruz. Programını yap. Stratejini belirle. İşte oraya geliyorum. Birinci derecede yönlendir. Birinci derecede şehrin, genel anlamda söylüyorum bunu, şehrin ne olacağını karar vermemiz lazım. Yani tüm bütün içerisinde ana konu ne olup sonra onun yan etkenleriyle, yan konularıyla bu işin değerlendirilmesi lazım. Bu dört tediye, bakın dört tediye bangır bangır bağırdığımız bir konu var. Rabia, evet. Dörtte. Nedir? Tarım dedik. Evet. Elaziz tarım şehri. Tabii, evet. Tabii. Turizm dedik. Turizm evet. Mi? Evet. Artı taşımacılık dedik bakın. Lojistik. Evet. Lojistik dedik. Tabii. Bu işin içindesiniz. Lojistik merkezi yani şu. Doğunun batıya, batının doğuya açılan kapısı dedik. Aynen. Bunu söylerken de bangır bangır söyledik. Yani bütün bu gerçekleri, bu özellikleri olan bir ilde siz sadece bir konuyu ön plana çıkartmak zorunda kalmayacaksınız. Her konuda stratejini belirleyeceksin, yönlendireceksin, ekiplerini kuracaksın. Ondan sonra aslanlar gibi sahada olacaksın. Yani İbrahim Bey, ana konuyu seçmezseniz, ana konu yani toplumun belli kesiminin arazi yapısı bunun için çok önemli. Sulama alanı çok önemli. Ana konuyu seçtikten sonra yan konu... Ana konu belli değil mi? Ana konu belli. Nasıl? İşte onu konuşuyor, onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Aytuş Bey, bakın bu şehrin 5 tane milletvekili var. Evet. Sen her milletvekiline bir kolu devredersen, yani biri turizmle ilgilenirse, biri tarımla ilgilenirse... Onu baştan söyledik zaten. Geçen programdan söyledik. Böyle kendi aralarında bir kendi aralarında bir görevlendirme yaparlarsa, o vekil de sadece o işle ilgili ilgilenirse, bu inanın tek konu olmaz. 4 veya 5 konuyu da aynı anda halledilir. Aynen. Yalnız daha önceki programlarda bahsetmedik yani, mi? Milletvekillerimiz kendi içinde programlansa, bir görev bölümü yapsa diye geçen programlarda kayıtlarda var. Bunu istedik zaten. Yani sanayiyle, ticaretle ilgilenecek kişi, tarımla ilgilenecek, yani 3-4 konuyu birleştirirse tabii ki doğru olan o. Ama şehir alacağı göçe de buna göre karar vermesi lazım. Yani gelecek olan göçü de buna göre eğitmesi lazım. Bu iş o kadar kolay bir iş değil. Yani uzun soluklu bir iş. Ama biz bunu mutlaka yapmak zorundayız. Ama yani şehrin... O konuda size katılıyorum ama bugün başlamazsak, bak, bugün başlamamız lazım. Yarın da aynısını söyleyeceğiz. Aynen. Bir yerden başlamak lazım artık buna. Kim bilir belki yarına da yakın var ya. Yani. Stil masumuzda gibi. Yani bugünün, yarın sabah bu işe başlanması lazım. Yani biz kısır döngüler içerisinde. Yani siz az önce dediniz ya. Kısır döngüler içerisinde. Bu memleketi uyutmaya devam edersek. Kısır döngüler içerisinde. Hiçbir şey yapmamız. Yani bizim bugüne kadar, ben mesela özel şahsında şunu yapmaya çalışıyorum. Ben bu memlekette doğdum, bu memlekette bütün sosyal, sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. Bu memleket bana bir şeyler kazandırdı. Benim de buraya görevim var. Ben bundan sonra bu işte para kazanmak için hiçbir şey yapmıyorum. Ben bundan sonra buraya gerçekten yatırım yapacak, gerçekten karar vereceğimiz, mesela dediğim gibi kitlesel olayların olması lazım. Eğer burası bir tekstil kenti olacaksa, ona göre yatırımları biz ona göre yönlendirmemiz lazım. Şimdi Aytuş Bey, tamam, tekstil kenti olacağız. Fakat sanayide dikkat ederseniz herkesin şu sıkıntısı var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam siz de bir programda dillendirmiştiniz. Ara eleman sıkıntısı. Ben demin onu bahsettim işte. Şimdi ara eleman, ama ara eleman sıkıntısını biz bir işi bir yerden başlayarak aynı şeyi konuşuyoruz esasında. Yani, ara elemanı işte biz o kültürü oturtursa. Şimdi kimse anasının karnında bu yaptığı işi öğrenmiyor. Aynı fikirde öğreniyoruz. Yani tamam, dışarıdan bir göç alırız. Amenna, ara eleman alırız.
belli bir süre gelir ama bu belli zaman içiminde bu iş artık yerele döner. Niye? İnsanlar işe alışır, insanlar işe öğrenir. Sana benzeten benim anlatmak istediğim o. Ya bu kültür derken sizin anlatmak istediğinizi anladık, kavradık. Peki çözüm öneriniz bunlar içerisinde milletvekillerine Çağlar Bey'in yine en somut olarak buydu. Yani oturulmuyor. Oturulmuyorsa yapacak hiçbir şey yok. O zaman gidelim. Ya vallahi yapacak bir şey yok. Ya oturmuyor. Ya bırakalım gidelim ya. Ağlayalım, işte. Bakın şöyle söyleyeyim. Sonuçta bu bireylerin yapacağı Metin Bey. Bireylerin bir fiil yapacağı bir iş değil. Yani bir sivil toplum örgütü çıkıp bu işte kendini yırtsa da becereceği bir iş değil. Demin İbrahim Bey güzel bir şey söyledi. Bu işte siyasi iradenin karar vermesi lazım. Bürokrasinin bunu uygulaması lazım. Silsile yolla gittiğimizde. Sivil toplum örgütleri de buna destek vermesi lazım. Evet. Hem fikir anlamında tartışmamız lazım. Yani biz bugün yapacağınız bir şeyi... Ya üstad, tartışılacak artık çok fazla mevzu kalmadı. Yani bunu eyleme dökecek. Şimdi biz burada tartışıyoruz. Milletvekilleri başka yerde tartışıyor. Yani bu şehrin artık tartışmayı eyleme dönüştürecek bir atraksiyonu yok mu? Yok. Ya tartışmaya zaman yok aslında. Ben esasında... Sorun belli, çözüm belli. Belki de bir yerden hani ticarette şöyle bir şey var. Yanlış mı düşünüyorum İbrahim Bey? Metin Bey, ticarette şöyle bir şey vardır. Bazen hadi gelin konuşalım, büyürsünüz. Tartışalım. Bakın, bir daha tartışalım, bakın, bir daha tartışalım. Ticarette bazı şeyler, kurallar vardır. Bazen küçülerek büyürsünüz. Yani büyük bir organizasyonsunuzdur. Bu organizasyonda bazı engeller vardır. Küçülürsünüz, ondan sonra bir daha büyürsünüz. Biz gerekirse küçülelim. Küçüldük zaten. Tekrar bir yaptık. Tekrar dip. bir daha yani elazığ olarak şu an zamanımız. Aslında o zamanı yaratabiliriz. O zaman nasıl yaratabiliriz? Şöyle yaratabiliriz. Zaman geçti diyoruz ya. Çünkü başka bir çözümümüz yok bizim. Bizim tek çözümümüz oturup bir şeye karar verip ve başlamak. Sıfırdan başlamak gibi düşünün. Biz varız. Yani. Ama işte bizim bu çağrımıza. Zaten mesela ben şöyle bir şey bekliyorum. Bizim bu konuşmamızdan sonra siyasi yerde bir araya gelerek oturup evet biz de buna varız deyip bürokrasiyi, bu işteki sivil toplum örgütlerini bir araya toplayıp mesela ben bu konunun gündem olmasını bütün sivil toplum örgütlerinin kendisiyle alakalı konularda bürokrasinin bu işe destek vererek bu işi bugün burada konuştuğumuz bu konuların gündeme alarak gündemden düşmemesini sağlamamız lazım. Evet. Ah keşkem keşkem diye bir türkü var. Çalalım mı? Yani şu an çalınacak en güzel türkü bu. Biz sadece fikirlerimizi söyledik. Evet. Zaten kıymetli olan da o değil mi? Sizin fikirleriniz çok önemli. O yüzden buradasınız. O yüzden izleyicilerimizle bu düşüncelerinizi paylaşıyorsunuz. Fakat Vizyon TL'de güzel bir sahne var. Çok severim. Kullanırım da zaman zaman. Annesi vefat etmiş. Türkü çalıyor. İşte gidiyorum Çeşmiş Siyah'ın. Hemen bisikletine atlıyor. Biraz da koşarak gidiyor. Mezarın başına geliyor. Türkü bitiyor. Diyor ki ya türkü çok kısa ya mezar çok uzakta. Evet. Ama bizim bir üçüncü alternatifimiz var, onu da bulamadık. Yani o en sonunda kabloyu çekmeyi becerir. Kabloyu çekmeyi becerirsek bu şehrin çoğu sıkıntısını artık gidermiş olacağız. Mesele onu bulabilmekte. Ben izniniz olursa biraz da izleyicilerimden gelen mesajları okuyup reklama gitmek istiyorum. Çağlar Bey mesajı da aldım. Metin Bey diyor, geçen birkaç ay önce Malatya'ya bir kanalda Öznur Çalık konuşuyor. Kayseri şehri Malatya, ekonomi şehri Malatya, üniversite şehri Malatya, spor şehri Malatya. İlk defa okuyorum ben de mesajları, yani izleyicilerim söyleyeyim. Turizm şehri Malatya gibi birçok laf etti ve geçenlerde bir konuşmasında Kızılay Çadır Fabrikası, trenle ilgili ve en son ise Hekiman ilçesine demir çelik fabrikası yapılması konusunda milyon dolarlık yatırımı zorla siyasi gücünü kullanarak yaptık ve geçen de Hekiman'da ziyarette bulundu. Neymiş efendim? Ham madde oradaymış. Demir çelik fabrikası Sivas'ta olmasına rağmen diyor izleyicimiz. Doğru. Yani meselenin aynı Öznur Hanım'ın kardeşi Turgut, hangi üniversitenin? Turgut Özal Üniversitesi. Turgut yok, Özal, yok Üniversitesi. Şey, Özel Üniversite. Özel Üniversitesi. Yok, Turgut Özal Üniversitesi rektörü. Rektörlükten maaş alıyor. Bilmem şuradan maaşı. Bugün vardı sosyal medyada. Dört yerden maaş alıp maaş zengini bir hanımefendiden bahsediyor. Yani bal tutan lütfen parmağını yalamasın ya. Fakir fukaraya yalasın lütfen. Öncelikle iyi akşamlar. Bu şehrin en büyük eksiği birlik ve beraberliğin olmayışıdır. Evet. Futbol takımı tutar gibi siyasi partileri tutuyor. Aynen. Ve onları eleştirilmez kabul ediyorsunuz. Bu evet. Şehir coğrafyasıyla, tarihiyle, jeolojik yapısıyla ve kültürü tarihiyle özeldir. Çok özür diliyorum ama orada
Dört kişinin birbirine karşı farkında değiller ama konuşma saygıları yok. Kusura bakmasınlar. Lütfen değerli kişilersiniz ama rica ediyorum oradaki arkadaşlar bu programın tamamını izlesinler diye bir öneride de bulunmuş şu izleyicimiz. İyi akşamlar Metin Bey. Hankendi ne zaman Elazığ Mahallesi olacak? Şu anda öyle bir durum yok. Belediye şu anda öyle bir projeleri var ama henüz daha gerçek bir şey olmadı. Zaten villalar yapıldıktan sonra olabilir. Orada biliyorsun. Villa projesi var ya belediyenin. Tamamıyla orası özel idarenin şeydi. Evet. İzleyici Metin Bey diyor, yatıyor musunuz? Mesajları okumuyorsunuz. Yani konuşmayı bölüp izleyiciden gelen mesajlara tabii çok vakit ayıramıyoruz ama bir kısmını da ayırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen konuşmasını dinledim. Diyor ki milletin içinde olmayan, milletten kendini üstün gören kim olursa olsun, ister vali olsun, ister bakan, isterse vekil olsun, bizim dışımızdadır. Elazığlı milletvekillerine duyurulur diye bir mesaj. Çok doğru Avukat Bey'e katılıyorum. O tüneller kimleri yuttu? Ben bir Alacakayalı olarak çok iyi bilirim. Babam altında kaldı. Biz çok küçüktük. Unutulmayacak bir anı. Hayırlı yayınlar demiş izleyicimiz, bize bu mesajı göndermiş. Manisa OSB öncesindeki mesaja bakayım. Asgari ücret ve 12 saat emekli çalıştırma, bunlarda vazgeçin, işsizlik yok olacak ve teşvikleri aldığınız yerde yatırım yapın ve OSB bölgesinde zengin fakir farkı görmek istiyorsanız gelin Manisa'yı görün diye bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Bir tane de okuyacağım, sonrasında reklamlardan sonraya bırakacağız bazılarını. Sayın Erol, Elazığ'ın çözümü nedir biliyor musunuz? Elazığ'ı ilçe yapıp ya Diyarbakır'a ya da Malatya'ya bağlamak, yok ya o kadar da o kadar da değil. Tabii düşünceniz, saygı duyuyoruz. Mesajınızda aktarmak istediğinizin ne olduğunu da anladık. Fakat inşallah küllerinden çok daha güzel şeyler yapacak bir memleketimiz var. O zaman Elazığ kalkınır demiş. Teşekkür ederiz mesajınız için. Ara vereyim mi? Yorulduğumuz gibi. Peki, kısa bir reklam arası, sonra devam edelim. Efendim, devam ediyoruz. Reklamlar sonrasında ajandaya kaldığımız yerden ilk dilimde şehrin kuşkusuz en önemli mevzularından bir tanesini konuştuk. Yani şehrin bir kimlik tanımlaması. Ne? Tarım şehri mi? Kültür turizm şehri mi? Sanayi şehri mi? Ne olmalı yönünde yorumcularımızın fikirlerini aldık. Bu konuyu bayağı bir süre konuştuk. Şimdi ikinci dilimin kalan vaktinde, çok da bir zamanımız kalmadı ama ikinci dilimin kalan kısmında malum dün Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şehrimize geldi, Elazığ'a geldi, kongreye katıldı, esnafı dolaştı. Bunun üzerine şöyle bir fikir gelişti. Bu partilerin olası seçimlerde hem şehrimiz açısından hem de ülke genelindeki o potansiyelini konuşabilme imkanını yakaladık. Çünkü yeni bazı partiler var. Bunlardan biri Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, son Muharrem neydi? İnce. Muharrem kurmadı. İnce. Kurmadı. O da bir parti kurma olayında. Bir de Mustafa Sarıgül'ün yeni bir parti kurma çalışması var vesaire. Yani özetle böyle partiler yavaş yavaş kurulma aşamasında, kurulan var, kurulacak olanlar var. Ben bu defa Çağlar Bey ile başlamak istiyorum. Çağlar Bey, yeni partileri değerlendirecek olursanız şehirdeki özellikle atraksiyonunu merak ediyorum. Sizce nasıl olur? Şimdi dediğiniz gibi son zamanlarda böyle üst üste bu yeni kurulan partiler gelince siyasette de ister istemez bir hareketlenme oldu. Yani bu en son burada işte hepimizden şahit oldu. Dün bir Deva Partisi'nin kongresi vardı. Böyle bir yeni kurulan partinin o yeni ilk heyecanını gördüm. Evet, biraz heyecanlıydı fakat Türkiye genelinde karşılığı ne olur? Onu tabii zaman gösterecek. Şu andaki ilk baştaki bir ilk kongrelerin olması sebebiyle çok fazla bir ileriye dönük bir fikir verecek bir durumda değil. Hiçbir siyasi parti, yeni kurulanlar için söylüyorum.
Çünkü siz de tahmin edeceksiniz, özellikle DEVA, Gelecek, yeniden Refah Partisi, bu partiler aynı tabana, üç aşağı beş yukarı aynı tabana hitap eden partiler. Yani DEVA Partisi'nin biraz daha heyecanlı gördüm diğer partilere göre. Özellikle Gelecek Partisi'ne göre biraz daha böyle daha aktif olmaya başladı. Kurulumu geç oldu ama siyasete daha böyle hızlı girdiler. Daha bir şevkle girdiler gibi gözüküyor. Yani sonuç olarak bu ülke DEVA Partisi DEVA olur mu? Bilmem ama bazı siyasi oluşumların başına bela olacağı kesin. Ben onu gördüm bu partide. Tabii ben geçen hafta da aynısını söylemiştim, bir de aynısını söylüyorum. Bu aynı tabana hitap eden partilerin ne kadar birden çok olması alternatif olan iktidardaki olan AK Parti'nin bence işine gelir. Çünkü karşısındaki tabandan oy almaya çalışan partiler parçalandıkça pasta da onlar arasında azalır diye düşünüyorum. AK Parti'nin içine gelir. AK Parti'nin işine gelir. Çünkü niye diyeceksiniz? Şu Yeni Refah, Gelecek, DEVA Partisi tek parti olsaydı atıyorum %10-15 alırdı. Ama şimdi bu rakam 3-5-7-10 belki diye kendi aralarında dağılacak. Yani bu tamamen AK Parti'nin işine gelen bir durum diye düşünüyorum. Ha, önümüzdeki süreçte ne gösterir? Onu da biraz daha böyle çalışmalarıyla, biraz daha yapmış oldukları çıkışlarla göreceğiz. Şu an için ben çok fazla bir umut vaat ettiklerini düşünmüyorum. Peki. Aytunç Bey? Şimdi ben de Çağlar Bey'le aynı fikirdeyim. Babacan'ın partisi, DEVA Partisi biraz daha hareketli. Daha genç bir kadroyla çalışıyor. Genç olması önemli mi? Tabii biraz daha önemli. Şundan dolayı. Mesela ben Babacan'ın bir videosunu izledim. Bir konferansta, bir toplantıdaki söylemlerini. Orada mesela bizim yaştaki insanların çok oyuna ihtiyacı yok. Çünkü bizim yaştaki insanların kullanacağı bundan sonra iki tane seçim var. Yani 5 yıl düşünürsen Allah uzun ömür versin ama daha çok gençlerle irtibat sağlayıp onlardan sürekliliği sağlamaya çalışıyor. Ki bunun bu atağından sonra AK Parti de bu konuda bir atağa geçti. Yani gençlerle daha iç içe olmaya başladı. Gençlik kollarının toplantılarını hızlandırdı. Bunu biraz daha görüyoruz. Bu yani bir unsur mudur? Yani gençlerle diyalog bir unsur mudur? Yoksa ekonomik veriler aslında... Tabii ekonomik veriler de vardır ama şöyle söyleyeyim. Bir partide genç olması çok mana teşkil etmez ama tencere tava şeyi belirler. Tabii mutlaka ekonomi yani ama sonuçta siz şu anda iktidarda olmayan bir partisiniz. Umut dağıtıyorsunuz. Bunun için de genç bir grubun size İnanması lazım. Yani bugün artık milenyum çağındayız. Yani bugün eski söylemleri artık çoğu insan kabullenmiyor. Yani işte iletişim çağında olduğumuz için biraz daha onlara hareket verecek, onlara ivme kazandıracak liderler aramaya başladılar. Bu kadar sert, mesela şu andaki siyasete baktığınız zaman çok sert bir siyaset var. O siyasetten daha uzak, daha yumuşak bir siyaset istiyor genç grup. Ki Türkiye'de genç nüfus oranı bayağı fazla. Bundan yola çıkarak ayrı bir strateji belirlemiş gibi geliyor bana. Ama tabii bunun Türkiye'deki seçimler zamanında nasıl bir değer kazanacağını ileriki zamanda da göreceğiz. Ama ben Elazığ'dakini baktığımda demin Çağlar Bey'in de söylediği gibi bir hareket, bir heyecan var. Tabii bunu il yönetimi ne kadar sürdürebilir? İşte partinin genel yapısındaki hareketlilik, o aktiviteler bunu nasıl bir yere taşır onu zamanla göreceğiz ama kitlesel partilerin yine ağırlığı mutlaka ki olacaktır gibi geliyor bana. Peki. İbrahim Bey, şimdi Aytunç Bey ile Çağlar Bey'in ifadeleri bu şekilde ama şöyle bir olay var. Ekonomik verilerin ya da ekonomiyle alakalı hamlelerin geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu bir dönem içerisinde. Tabii. Hala devam ediyor. Onun yankıları. Damat Bey aynı zamanda Hazine ve Maliye'den sorumlu ve ekonomik durumdan dolayı görevden alındı, istifa etti vesaire. Artık adına ne konulursa. Bir sıkıntı vardı. Merkez Bankası Başkanı değişti.
Şimdi Ali Babacan dün Elazığ'daydı. Ali Babacan'la alakalı ilk başlarda yine bu grup içerisinde çok aktif olmayacağı, çok faydalı olmayacağı ya da çok fazla teveccüh görmeyeceği yönünde ifadeleriniz oldu. Geldiğimiz noktada ekonomiyi de göz önünde bulundurarak, bu hamleleri de göz önünde bulundurarak hala aynı kanaatte misiniz? Sadece Ali Babacan özelinde de değerlendirmeyin lütfen. Diğer partileri de değerlendirin. Özellikle ekonomiyle ilişkilendirdiğinizde bu partilerin varlık durumu nedir? Evet, tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Ersin Kılıç kardeşim mesaj atmış, diyor ki siyasetçi arkadaşlar halkın içinde, Cumhurbaşkanı'na atfen söylüyor. Halkın derdiyle dertlenmeyen, halkın içine girmeyen, halkın sesine kulak vermeyen siyasetçilerle biz yolumuzu ayıracağız tarzında şeyler söylüyor. İnşallah diyorum Ersin kardeşim. İnşallah, çünkü eğer halkın sesine kulak vermeyen siyasetçiler var olmaya devam ederse halkın da o siyasetçilere vereceği bir ders olacaktır muhakkak. Şimdi evet. Deva Partisi diye kurulan parti Türkiye'de 2020 yılında kurulan 5. parti. Genel itibariyle 84. parti. Şu an biraz evvel kıymetli kardeşim de ifade etti. İşte Mustafa neydi? Şişli Sarıgül'ün kuracağı. Ya sizin de geçmişten yana bir dostunuz var değil mi Mustafa Bey'in? Bir parti. İşte Muharrem Bey'in şu an kapı kapı çarıkları giyip demir çarıkları gezdiği bir başka parti. Ki 2020'yi zannediyorum yüzde bulacağız. 90'la kapatırız gibi düşünüyorum ben. Şimdi partileri ben ikiye ayırıyorum. Hatta üçe ayırıyorum. Bir, konjüktürel partiler. Sadece genel merkez yönetimini zor toparlayan, işte o konjüktür itibariyle kurulan partiler vardır. Bir süre sonra ya tabelalarını indirirler veya kapılarına kilit vururlar. Türkiye çapında, şimdi bu 84 partinin kaç tanesi Türkiye çapında örgütlenmiş diye baktığınızda toplasanız 30 veya 35 tanesi. Geri kalanlar genel merkezde bağımlı olan, işte bir tabelası akrabalarla oluşan bir şeyi olan, yönetimi olan bir parti havasında. Bir, diğeri kitlesel partiler. Kitlesel partilere örnek, işte AK Parti kitlesel partilere örnektir. İşte şu an Deva Partisi böyle bir havayla yola çıkmış durumda. Gelecek Partisi aynı düşüncelerle hareket ettiğini ifade ediyor. Ben biraz sonra hangilerinin hangi kaynaktan beslendiğini ifade edeceğim. Üçüncüsü de ideoloji partileridir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bir ideoloji partisidir. İşte Yeniden Refah Partisi bir ideoloji partisidir. Dolayısıyla ideoloji partileri bu işin dışında tutmak lazım. Niye işin dışında tutmak lazım? Çünkü ideoloji partilerinde hedef nedir? Hedef iktidar olmaktır ama aynı zamanda ideolojilerini tüm kamuoyuna aktarabilmektir. Ve ideoloji doğrultusunda, ideolojiler doğrultusunda yeni dünya düzenini kendilerine göre oluşturmaktır. Şimdi ben partilerden bu son dönemde işte 3 parti, 4 partiden bahsettim. Onlara bir girmek istiyorum. Şimdi Deva Partisi'nin tabanı AK Parti'nin tabanıyla aynı mı? Evet, AK Parti'nin tabanıyla aynı. Çünkü AK Parti'den ayrılanların kurduğu bir parti. Dolayısıyla merkez partisi olarak oy hüviyeti kendilerinde görüyor. Bu son dönemde de ekonomideki kötü gidişat bu partiyi daha cazip hale getirdi. İşte İbrahim Halil Çanakçı biliyorsunuz hemşerimiz, hazineden sorumlu müsteşarımızdı, sonra IMF direktörü falan oldum. Hatta cumartesi de zannediyorum Müsiyad'ı bir ziyaret etmişti. Oradaki arkadaşlardan duyduğum kadarıyla anlattıkları, Türkiye'de ekonominin dip yaptı ki Ali Bey de bunu dünkü beyanlarında ekonominin dip yaptığını söylüyor. Şimdi Türkiye'de ekonomi dip yaptığında ister istemez ekonomik söylemleri yoğun olan partiler her zaman için prim yapacaktır. Evet. Şimdi yarın ekonomi bir noktaya geldiğinde, müsbet bir noktaya geldiğinde bu söylemlerin bir anlamı olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Deva Partisi nereye hedefliyor? Evet, Deva Partisi, işte Doğru Yol Partisi, ANAP gibi AK Parti'nin merkezindeki kitleyi hedefliyor. Ve AK Parti'nin küskünlerini kendi bünyesinde barındırıyor. Şimdi il yönetimine baktığınızda kaç tane AK Partili kardeşim var, il başkanı dahil olmak üzere. Geçmişte AK Parti il başkan yardımcılığı yapmış bir kardeşim, Murat Bey. Diğer arkadaşlar, gençler, pırıl pırıl arkadaşlar, söylemleri ekonomik ağırlıklı olduğu için, biraz da uzlaşmacı söylemler olduğu için cazip, evet, şey yapıyor, dikkat cezbediyor mu? Evet, ediyor. Ama seçim satım haline girildiğinde Türkiye'nin bu konjüktürden farklı bir konjüktüre kaydığı dönemde ne olacaktır? Yani o anı artık o zaman değerlendirmek lazım.
Şimdi Gelecek Partisi'ndeki hedef nedir diye baktığınızda, Gelecek Partisi'nin, ben Sayın Davutoğlu'nun beyanlarından yola çıkarak söylüyorum, onun beyanlarıdır bu. Biz muhafazakar, Kürt kökenli seçmenlerle, işte mağdur seçmenler, mağdur seçmenlerden kastı da zannediyorum FETÖ mağdurlarını kastediyor. O kitleye yönelik bir seçim planlaması içerisinde Gelecek Partisi. Dolayısıyla hedef kitlesi AK Parti'nin kısmen geçmişte... Zannımca Ali Babacan da o yönde bir... Ali Babacan muhafazakarlık diye bir gayret içerisinde değil. Ali Babacan mağdur Türkiye... Mağdur kısmından söylüyor. Efendim? Mağdur kesimi. Yani o da var. Ama Ali Babacan genel itibariyle merkez havasında, bir parti havasında, ki zaten Ali Babacan'ı destekleyen ekonomi kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, artı ulusal medyadaki arkadaşlar ve uluslararası think tank kuruluşlarına baktığımızda, Ali Babacan'ı destekleyenler için söylüyorum. Yani Ali Babacan tıpkı AK Parti'nin kuruluşu gibi, yani Tayyip Erdoğan'a bu görev verilirken, AK Parti kuruluş görevi verilirken geçtiği süreç gibi süreçte Ali Babacan yaşıyor. Tabii Tayyip Erdoğan yılların siyasetçisi. Tayyip Erdoğan'la Ali Babacan'ın siyaset yapış şekline baktığınızda olay çok farklı. Yani evet. Tayyip Erdoğan'la Ali Babacan'ı aynı kulvarda koşturmak yanlış olacaktır bu açıdan. Şimdi burada tabii Yeniden Refah Partisi'ni ben ayrı bir şeyde değerlendiriyorum. Çünkü Yeniden Refah Partisi'nin bir temel felsefesi var. Adil düzen ve milli görüş çizgisi. Ama burada Saadet Partisi de aynı görüşü ifade ediyor. Ama Saadet Partisi'ndeki anlayışla şu an milli görüşün anlayışı aynı kulvarda mı? Elazığ'da çok sevdiğim bir kardeşim şu an il başkanlığını. Abdullah Hakkı kardeşim ki pırıl pırıl bir kardeşim. Ve gerçekten ciddi bir iş adamı kardeşim. Müsiyatlara bir dönem beraber görev yaptığımız kardeşimiz. Yerel bazda gerçekten Abdullah kardeşim farklı Saadet Partisi için. Ama ulusal pozisyona baktığınızda Saadet Partisi kendisini işte bir millet ittifakı içerisinde gördüğü için, o ittifakta yer aldığı için şu an kamuoyundaki anlayışla, tabandaki anlayışla ciddi sıkıntılar yaşıyor şu an Saadet Partisi. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin 3 tane önemli özelliği var gördüğüm kadarıyla. Birincisi, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı rahmetli Erbakan hocamın evladı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisatından geçmiş bir parti, bir lider. İki, felsefesi itibariyle baktığınızda milli görüş felsefesinin tüm özelliklerini ihtiva eden bir seçim beyannamesi ortaya koydu. Üretim ekonomisinden bahsetti. İşte faiz ekonomisine karşı olduğunu ifade etti. Üretimin dışındaki alanların sıhhatli olmayacağından bahsetti. Ve üçüncüsü, en önemlisi, kardeşlik hukukunun ön planda olduğu, çatışmacı değil uzlaşmacı bir siyaset anlayışını ön plana çıkartan bir siyasi anlayıştan bahsediyor Fatih Erbakan. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi şu an her ne kadar belki sahada çok, Elazığ'da çok güçlü olduklarını görüyorum. Çünkü Erhun kardeşim, il başkanı olan kardeşim, Merkez İlçe'deki kardeşlerim gerçekten adım adım bütün ilçeleri, bütün sokakları, bütün mahalleleri gezmek suretiyle kendi davalarını anlatmaya çalışıyorlar. Tabii şimdi bu siyasi partilerin bir handikapı var. Ana muhalefet veya Milliyetçi Hareket Partisi gibi olamıyorlar. Sebebi şu, bütün medya biliyorsunuz bir şey içerisinde. Bir yönlendirme için ulusal medyadan bahsediyorum. Sizleri kastetmiyorum. Ulusal medyada. Şimdi düşünün, yani Berat Albayrak'ın istifasını bile 2 gün sonra verebilecek kadar ambargo yemiş bir ulusal medyadan bahsediyorum. Onun nedenlerini de bir gün anlatmak istiyorum. O Pelikan örgütünü, Boğaz grubu, bunların hepsini bir gün anlatacağım. Çünkü benim anlattıklarım geçmişte Berat Albayrak'la ilgili söylediğim sözlerin hepsinin adım adım gerçekleşiyor olduğunu görmek benim tahminlerimi doğruluyor, ama üzülüyorum aynı zamanda. Çünkü Berat Albayrak'ın bu memlekete verdiği zararı ne yazık ki bugüne kadar hiçbir bakan vermemiştir. Vermeye de devam ediyor. Halen devam ediyor. Onu da bir programda anlatmak istiyorum özellikle. Şimdi Yeniden Refah Partisi'ni diğer partilerden ayırıyorum. Sebebi şu, çünkü bir ideoloji partisi, işte bir adil düzen, milli görüş çizgisinde siyaset yapan bir parti. Geçmişinde de babasının yaptığı faaliyet, işte 11 aylık iktidar dönemindeki gayretleri, yaptıkları uygulamaları da buna referans olmak suretiyle Yeniden Refah Partisi farklı bir noktada duruyor. Ha, bugün
%2'lerde, %3'lerde olabilir ama yarın seçim saltımanında neler olur bilemeyiz. Çünkü rahmetli Septoğlu'nun da zaman zaman Süleyman Demirel'in de söylediği bir söz var. Siyasette bir saat çok uzundur. Evet. Bir saat çok uzundur. Şimdi bu partilerin bu düşünceleriyle beraber kamuoyuna yansımaları ne olacak? Zaman gösterecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o klik devam ediyorum diye baktığınızda evet klik devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün işte iki tane daha parti çıkartıyor. Niye iki tane daha parti çıkartıyor? İşte Muharrem İnce bangır bangır geldiğini ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabanına sesleniyor. Mustafa Sarıgül'e baktığınızda o da Cumhuriyet Halk Partisi tabanına sesleniyor. Dolayısıyla siyaset belki 2020'de final olarak 90'ı yakalayacaktır parti olarak ama bence o iki kutuplu sistem bundan sonraki süreçte de devam edecektir. İşte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Peki aradaki partilerin oy oranları çok düşük kalıp artık şey gibi yani iki kutuplaşma gibi yani olacak. Şu an gördüğüm kadarıyla yani şu anki gördüğüm kadarıyla Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin şu an Millet İttifakı içerisinde yer alma ihtimalleri yüksek görünüyor. Niye yüksek görünüyor? Çünkü verdikleri mesajlar açısından, karşılıklı muhabbetler açısından baktığımızda böyle bir algı oluşuyor. Ha, yarın olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Tabii o partiler, Yeniden Refah? Yeniden Refah Partisi'nin şu anki durumunu bilmiyorum. Bilmediğim için bir şey söyleyemem. Ama söylemleri açısından baktığımızda zaman zaman şu iktidarın müspet noktalarında destek verdiğini görüyorsunuz. Nerede işte Libya olayında destek evet. verdiğini görüyorsunuz. Nerede Azerbaycan operasyonunda destek verdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla zaten Yeniden Refah Partisi'nin genel çizgisinde o vardır. Yani siyaseti sadece eleştirmek ülke için... Menfaatleri doğrultusunda... Ülke menfaatleri artı toplumun menfaatleri nereyi öngörüyorsa o doğrultuda bir siyaset anlayışı da vardır. Dolayısıyla o destek eğer Cumhur İttifakı'na götürür mü götürmez mi bilemem tabii. Ben onu şu an söyleyemem ama gördüğüm tek şey vardır. Şu an o iki kutuplu sistem... 2021'de de 2022'de de devam edecek. 2023'e kadar devam edecek gibi duruyor. Ha siyaset ne getirir bu memlekete? Çatışmadan uzak siyaset yapılırsa çok şey getirir. Çatışmacı zihniyetle de ne yazık ki Türkiye'de siyaset her zaman için sıkıntı oluşturmuştur. Geçmişi bunu göstermektedir. Evet. Bundan sonra da sıkıntı verir. Çok teşekkür ederiz. Ayaz kapamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Genelde İbrahim Bey söylerdi. Bu sefer ben de. Bugün Aytunç Bey'e verdi. Peki. Yine bir mesaj geldi. Odamız eski Ticaret Odası eski başkanlarından İdris Alan Bey'in evet. anneleri vefat etmiş. Öyle mi? Allah rahmet Allah eylesin. Allah mekanını cennet Amin. Etsin. Amin inşallah. Belkıs Alan. Şimdi ondan bahsettik. Evet. Belkıs Alan hanımefendi vefat etmiş. Cenazesi yarınmış. Allah Sayın İdris Alan'ı ve ailesine başsağlığı diliyorum. Evet. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Allah rahmet eylesin. Mekanları evet, cennet olsun. Elazığ hizmeti vardı çünkü. Evet, doğru. Biraz evvel de bahsettik evet. kendisine zaten. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür kıymetli yorumlarınız için. Gündemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ortak paydamız bu şehir. Daha da büyük ortak paydamız bu ülke. Ve biz de nacizane elimizden geldiği kadar memleket meselelerini yorumlayacağız. Memleket meseleleriyle alakalı yapabileceğimiz şeyleri en azından cümle olarak, kelime olarak programlarda söylemeye gayret göstereceğiz. Bugün depremi konuşmayacaksınız galiba. Bunları ulusal kanalda izleyebilirsiniz. Sizi deprem sorunları için izliyoruz. Sadece deprem gündemimizde değil. Diğer mevzular da elbette gündemde. Biz de bu ülkenin bir ferdiyiz. Biz de bu ülkede yayın yapıyoruz ve diğer kanallarda izleyebilirsiniz ama biz şehir adına Elazığ özelinde bazı şeyleri konuşmaya gayret gösteriyoruz. Metin Bey avukatlarımıza sorar mısınız? DASK'ın avukatı sürekli mazeret gösterip duruşmalara gelmiyor. Bu hiç hafta önemli değil, hiç önemli değil. Mazeret göndermiş olması hiç önemli değil. Dosya devam eder. Dosya devam eder. Yani devam ediyor görmez. Da tabii o yasal süre var ya üstad o yasal süreyi kaçırtmaya çalışıyor. Kasıtlı yapıyorlar. Evet. Hakim arkadaşlara anlattık biz bu sıkıntıyı. Yani şu mazeretlere lütfen bir çünkü yasal olarak 3 kez mazeret verme hakları var ya. Her seferinde de 2-3 ay sallama sıkıntısı var. Evet. Duruşmaların ertelenmesi. Biz hakim arkadaşlara bu sıkıntıyı anlattık. Hakim arkadaşlar da hassasiyet gösteriyorlar. Sağ Peki. olsunlar. Yayınızı izliyoruz. Çarşı esnafı olan bir arkadaşınız olarak bu programın sabaha komşularla programınızın kritiğini yapıyoruz. İnanın birçok komşuyla aynı fikirdeyiz. Çünkü
bizim derdimizi anlayan, bizim içimizden biri olan İbrahim Gök'ün Elazığ'ı temsil noktasında temsil etmesi memleket için daha güzel olur diye düşünüyoruz. Çünkü birilerinin üstten atadıkları kişilere oy vermeyi düşünmüyoruz. İster bizi kızsınlar, isterse kızmasınlar, artık bu statiko değişmeli, kimse kusura bakmasın. Mevcut kişiler değişmezse ne oy kullanmayı ne de oy kullanmaya gitmeyi düşünmüyoruz. Saygılarımla demiş izleyicimizin mesajı. Sayın hocam iyi akşamlar. Biraz önce bir izleyiciniz Elazığ'ın yakın zamanda Diyarbakır ve Malatya'nın ilçesi haline geleceğini belirtti. Siz tebessüm ederek bunun mümkün olmadığını söylediniz. Bu konuda ben de size hak veriyorum. Ama üzülerek belirteyim ki günden güne Elazığ kültüründen uzaklaştırılıp Diyarbakır kültürünün yerleştirilmeye çalışıldığı, zengin krom ve mermer yataklarıyla sayın avukatlarımızın da belirttiği gibi ülke ekonomisine büyük katkısı olan Alacakaya'nın Diyarbakır'a bağlanması ile ilgili söylemlerin olması bizi çok üzüyor. Umarız Elazığ ilçeleri arasında üvey evlat muamelesi gören Alacakaya'nın Elazığ için ne kadar önemli olduğu Elazığ'ı temsil eden siyasetçiler için de anlaşılır diye bir mesaj göndermiş izleyicimiz. Biz de haklı bir şey. Ebu Haşlı çalışan otobüsler belediyeye resmi olarak geçecekmiş. Bunun doğruluğu var mıdır? Aytunç Bey'e sorar mısınız? Belediyede olmadığım için bu konuda belediye ile alakası yok. Evet. Elazığ konuşuyorsak en büyük eksiklik bence Gürsel Erol dışında hiçbir milletvekili Elazığ'ı savunmuyor. Konuşsalar biraz daha iyi olacak demiş izleyicimiz. Biz bu şehrin sorunlarını dinlemekten bıktık. Siz anlatmaktan bıkmadınız. Ruh halimiz kaldırmıyor. Elazığ'ın meşhur delilerini konuşsanıza biraz diye. Ki onlardan biri yakında olabiliriz herhalde. Evet, böyle. Çok teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli evet. Yorumlarınız için. Saatler, evet. 50. Normal vaktinde artık vedamızı gerçekleştireceğiz. Haftaya pazartesi. İnşallah daha güzel konuları konuşacağız. İnşallah daha böyle iç açıcı meselelerle burada olmaya gayret göstereceğiz. Bu bizim ümidimiz. Sevgili izleyenler, pazartesi ajandada ama yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde ana haberde buluşmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.